Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oklava kullanmadan oldukça kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz yumuşacık kat kat çok lezzetli bir çörek tarifi vereceğim. Tarifimiz için detaylı malzeme listesi açıklama kısmında yazılı olacaktır. Öncelikle 5 su bardağı unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp unumuzun orta kısmına bir çukur açtıktan sonra üzerine bir su bardağı ılık süt, 10 gram yani bir paket kadar instant maya ve 1 yemek kaşığı kadar da toz şeker ilavesi yapıp şöyle bir karıştıralım. Ve bu şekilde 3-5 dakika kadar mayamızın aktive olmasını bekleyelim. Daha sonra üzerine bir su bardağı kadar da ılık su ilavesi yapıp hamurumuzu karıştıralım. Kullandığım su bardağı ölçüsü klasik 200 mililitrelik su bardağıdır. Hamurumuz karıştırılmayacak kıvama geldiğinde üzerine 2 çay kaşığı veya 1 tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıp spatulayı veya kaşığı hamurun içerisinden çıkartarak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz yumuşacık ve de hafif ele yapışan olmalıdır. O yüzden eğer gerekirse 1 iki yemek kaşığı kadar da su veya süt ilavesi yapabilirsiniz. Hamurumuz hazır olduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyip yağ elimizle her tarafına sürelim. Daha sonra üzerini poşet, streç veya bir kapakla hava almayacak şekilde kapatıp hamurumuzu en az iki katına çıkıncaya kadar mayalandıralım. Mayalanma süresi ortam ısısına göre değişebilmektedir. O yüzden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Mayası gelmiş hamurun havasını elimizle şöyle bir indirelim. Bu aşamalarda un kullanmanıza gerek kalmayacak. Önceden hamurumuzu yağladığımız için çalışmak oldukça kolay olacaktır. Şimdi hazır olan hamuru tezgaha alıp bir hamur kartıyla veya elimizle 8 eşit parçaya bölelim. ve kestiğimiz hamurlardan alıp elimizle beze haline getirelim. Son 2 tane hamur kalıncaya kadar bu işlemi devam ettirelim. Sonda iki tane hamurumuz kaldık da ikisini birbiriyle birleştirip bir tane büyük beze yapalım. Yani toplamda 6 adet küçük ve 1 adet büyük boy beze elde edelim. Şimdi hazır olan bezelerimizin üzerine bir poşet veya streçle havalamayacak şekilde kapatalım ki üzerleri kurumasın. Ve en az 10 dakika kadar bu şekilde dinlenmeye alalım. Geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Ben bir çay bardağı kadar kaşar peyniri, bir çay bardağı lor peyniri ve birazcık da yani bir tutam kadar da ince kıyılmış maydanoz kullandım. Malzemeleri bir araya getirip güzelce karıştırıyorum. Video bu kısmı çok uzun olmasın diye detaylıca göstermek istemedim. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Ve yağlamak için de bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağını erittikten sonra üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Ama bu yağın tamamını kullanmadım. Olabildiğince az kullandım. Daha sonra farklı bir şeylerde bu yağ kullanabilirsiniz. Ama veya sıvı yağ miktarını azaltabilirsiniz. Sonunda sizlere göstereceğim zaten. Şimdi artık hamurumuzun da mayası gelmiş. Mayası gelmiş hamurlardan bir tanesini tezgaha alalım. Bu aşamalarda parmak uçlarımızı yağlayalım ve tezgahımıza da çok az miktarda yağ sürelim ki hamurumuz yapışmasın. Başta da söylemiştim hamurumuz yumuşak olduğu için yapışabilir. Şöyle hamuru birazcık genişlettikten sonra merdane yardımıyla üzerine düzleştirelim. Dilerseniz sadece elinizle de açabilirsiniz ama ben üzerinin daha düzgün görünmesi için bu şekilde merdane ile açmayı tercih ettim. Birinci hamurumuz artık hazır oldu ve geriye kalan hamurlarımızı da aynı şekilde açmaya devam edelim. Her defasında elinizi yağlarsanız hem tezgahınızı hem de merdanenize yapışmayacaktır. 6 Altı bezenin altısını da açtıktan sonra hamurlardan bir tanesinin üzerine önce birazcık yağ gezdirip elimizle her tarafına sürelim. Daha sonra ise hazırladığımız iç harcını üzerine güzelce yerleştirelim. Her tarafının eşit olmasına dikkat edin ki daha sonra çöreğinizin bir tarafları kalın diğer tarafları ise bol iç harçlı olmasın. Ve ikinci katı üzerine yerleştirip bu işlemi sonuncu kata kadar yani altıncı hamura kadar devam ettirelim. Bu arada beni her nerelerden izliyorsanız eğer bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirterek benimle etkileşimde bulunursanız çok sevinirim. Tarifle ilgili ise herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve sonuncu katı da üzerine yerleştirip her tarafını düzleştirelim. Hazır olan hamurumuzu bir tepsiye alıp kenara koyalım. Ve şimdi geçelim büyük boy hazırladığımız bezeyi açmaya. Bu aşamada yine elimizi birazcık yağlayalım ki hamur tezgaha ve merdanemize yapışmasın. Yine de dediğim gibi isterseniz merdane kullanmayıp sadece elinizle de kolaylıkla açabilirsiniz. Ben daha düzgün bir görüntü elde etmek için bu şekilde yapmayı tercih ettim. Hamurun her tarafını düzleştirdikten sonra yani eşitledikten sonra elimle birazcık daha genişletip üzerine birkaç yemek kaşığı kadar yağ sürdüm ki çöreğimizin daha sonrasında katları daha da belirgin olsun. Şimdi yağladığımız yufkanın üzerine önceden hazırladığımız hamur katlarını yerleştirelim. Üzerinden de birazcık genişletelim yani bastıralım şöyle bir. kenarlarından çizikler atalım ki içe doğru katlarken çok fazla potluk yani kalınlık olmasın. Bu aşamada üzerine birazcık daha yağ gezdirdim çünkü bu hamurun bu kat bu katına yani sonuncu katına daha önceden yağ gezdirmemiştim. Eğer gerek duyarsanız hamuru bu şekilde katlarken bu katlara da yağ sürebilirsiniz. sonuncu katı da hamurumuzun üzerine getirip elimizle her tarafını eşitleyelim. Yani düzleştirelim. Şimdi hazır olan hamurumuzu ters çevirelim ki daha sonrasında çöreğimizin üzeri güzel görünsün. Ve hamurumuz artık hazır oldu. Şöyle geriye kalan yağı özellikle göstermek istedim. Yani siz sadece 70-80 gram kadar tereyağı veya çok az miktarda tereyağı ile sıvı yağ karıştırıp e, o şekilde kullanabilirsiniz. Üzerini kapattım. Hamuru 10 dakika kadar tepsi mayası gelmesi için beklettim. Dilerseniz önceden tepsiye koyup o şekilde de mayalandırabilirsiniz. Şimdi hazır olan hamuru tepsinin içerisine alıyorum ve elimle üzerinden bastırarak olabildiğince genişletiyorum. Zaten yumuşacık bir hamur olduğu için ben özellikle bu şekilde genişletmeyi tercih ettim. Daha kabarık bir hamur isterseniz çok fazla genişletmeyebilirsiniz. Yeteri kadar büyüttükten sonra üzerine bir adet yumurta sürüyorum. Yumurtayı önceden çırpıp hazırladım ve fırçayla her tarafına güzelce sürdüm. Daha sonrasında servisi kolay olsun diye hamurumuzun üzerine şöyle baklava diliminde çizikleri attım. Çizikleri çok fazla kalın atmıyoruz. Sadece üzerinden hafif bastırarak bıçakla geçtim. İsteğe bağlı daha sonrasında üzerine susam veya çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Ve artık neredeyse hazır oldu. Şimdi hazır olan çöreğimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Fırından fırına süre değişebilmektedir. Kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Ama ortalama pişme süresi 20-25 dakikadır. Ve çöreğimiz artık hazır oldu. Hatta tamamen soğudu. Fırından çıktığı ilk anda birazcık daha kabarıktı. Birazcık kabarıklığı söndü. Çünkü içerisinde e, kaşar peyniri vardı. Onun etkisinden oldu sanırım. Ama yine de çok güzel ve hala da yumuşacık. Şöyle hemen kesip bir dilimini de sizlere göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kat kat ve de çok güzel oldu. Hatta birazcık da börek tadını hatırlattı bana. Çok beğendim. Umarım sizler de dener ve de beğenirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı ve de kaydetmeyi unutmayın. Bir sonraki tariflerden haberdar olmak adına ise kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirebilirsiniz. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.